olsa filminde oynamak isteyeceğin teknik direktör kim olur? Türkiye'den mi? Nerede? Ben Okan Hoca'yla rahat çalışırım gibi hissediyorum. Hmm. Okan Hoca'yla rahat çalışırım. Onu çünkü Okan Hoca'yla böyle şeyini de Çeşme'de falan sohbetlerimiz oldu. Çok da seviyorum kendisini. Hayatı çok ıskalamayan birisi yani şey anlamında. Bir oyuncusunun bir hayatçı bir şey varsa önce onu çözmesi gerektiğini biliyor. Hani bu Icardi'yi ülkesine göndermesi olay olmuştu. Mantıklı bir insan, sonuç ortada. O insan ilişkisini ben yaşamaya devam eden organizmalar olduğumuzu düşünüyorum. Okan Hoca, iş sırasında. Okan Hoca güzel bir tespit. Çünkü Okan Hoca'nın şöyle bir durumu var. Ne kadar bilmiyorum, dışarıdan görünüyor. Herkesin seviyesinde de olabiliyor. Evet. Evet, evet, evet. Röportajlarına da dikkat ediyorum. Çok net görebiliyorsun. Yani seninle konuşurken sana göre davranabiliyor. Hı-hı. Atıyorum yani işte otoparkta arabasını bıraktığı aynen adamla öyle onun seviyesinde oluyor. Başkanla onun seviyesinde, Icardi'nin seviyesinde evet olabiliyor. Barış Alper'in seviyesinde. En büyük başarısı evet bence bu. Kesinlikle. Ama bu boş bir şey de değil. Yani bunun yok içinde de ciddi bir bilgi var. Bunu çok gösteremiyor bence şu anda. Ama bence başarısının temelinde var. Bu kadroyu idare etmek hiç kolay bir şey. Çok zor. Hiç kolay bir şey çok değil. Çok zor. Bunu yapabiliyor olması inanılmaz. Ve saygı duyuyorum. Çok iyi bir cevap bu ya. Vallahi ben vallahi çok saygı duyuyorum. Bir de önemsediğim bir konu olduğu için futbol detaylı da bakıyorum, Türk futboluna özellikle. Burada bir dil sorunu olduğunu düşünüyorum. Çünkü her şey dönüştü. Bizim sektör de dönüştü. O eski korkutuculukla, saygıyla ya da hürmetle yürütülen şeyler falan bitti artık. Yetenekli insanların yeteneklerini çıkartmak, parlatmak üzerine. Çünkü o noktada size bu sorumluluk veriliyor. O dönüşümün orada da olması açısından Okan Hoca'nın varlığı beni açıkçası mutlu ediyor.